merhabalar. Harika bir pazar gününde Londra'nın kuzeybatı bölgesinde Golders Green'deyiz. Bugün sizinle birlikte şu anda bulunduğumuz Golders Hill Park'ı gezeceğiz. Ama öncesinde size kısaca Golders Green'den bahsetmek istiyorum. Bu bölge bir ortaçağ köyü, bir kilisenin etrafında yerleşmiş küçük bir ortaçağ kasabası. Ve çok uzun yıllar böyle kalmaya devam ediyor. 1900'lerin başında yoğun bir Yahudi göçü alarak büyümeye başlıyor. Tiyatrolar, sinemalar, alışveriş merkezleri ve yeraltı metrosunun geldiği, ulaşımın hareketlendiği bir dönem oluyor. Ve böylece bir kenar mahalle banliyö olmaktan çıkıp biraz daha merkezileşmeye başlıyor. Hitler'le birlikte Yahudiler doğal olarak şehir merkezlerinden biraz daha kenarlara doğru kaçmaya başladıklarında Yahudilerin tercihi tabii ki daha önce Yahudi yerleşimi olan Golders Green bölgesi oluyor. Ve bu bölgeye yoğun bir Yahudi göçü oluyor. Bundan sonra bu bölge daha hızlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Ve o günden bugüne hala Londra civarında en yoğun Yahudi nüfusu barındıran bölge burası. Zaten etrafıma baktığınızda da az çok ne demek istediğimi anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Yahudi nüfusu hatta Hristiyan nüfusundan da daha fazla. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi kısaca bu Golders Green bölgesinin biraz daha tepelik bir alanı olan Golders Hill Park'ı gezeceğiz. Bu parkta bir kelebek evi var. Küçük bir çiçek bahçesi var. Bunun yanı sıra açık bir hayvanat bahçesi var ve pergola dediğimiz açık bir kış bahçesi var. Bugün bunları göreceğiz hep birlikte. Hadi başlayalım. İçindeyiz. Gördüğünüz üzere hava çok güzel olduğu için, bir Kasım ayı için ve pazar günü için harika bir hava olduğu için inanılmaz kalabalık bir gün. Golders Hill'in olayı şu özelliği, Golders Green bölgesi biraz daha alçakta kalıyor. Bulunduğumuz bölge biraz daha tepelik bir bölge, daha tepe bir bölge. Burası eski zamanlarda derebeylerin ve zenginlerin oturduğu bir bölgeymiş. Bu benim kendi tahminim tabii ki. Buranın hemen ilerisinde The Hampstead Heath bölgesi var. Orası bugün de oldukça zenginlerin ve ünlü insanların oturduğu bir bölge. Burası da The Hill House olarak bilinen bir büyük, geniş, bir çok gösterişli bir konağın olduğu arazi ve bu etrafta gördüğünüz büyük yeşillik alan, geniş ormanlık alanların hepsi bu konağı, bu gösterişli eve bağlıymış. İkinci Dünya Savaşı'nda burası bombalanıp tahrip edilince burayı kamusal alana çeviriyorlar ve o günden bugüne burası halka ait bir kamusal alan. Yerleşim yerine çok yakın ve doğal olarak çok fazla, özellikle Golders Green bölgesinde oturan insanların genellikle tercih ettiği bir yer. Şimdi parkın geri kalanını gezmeye devam edelim. Thank you.
havadayız. Sabah harika bir pazar günü diye başladığım videoda şu anda donarak kapatmak üzereyiz. Aradan bir saat geçtiği halde hava inanılmaz soğudu. Pergola 1904 yılında peyzaj meraklısı bir lord tarafından satın alınıyor ve daha sonra eklemeler yapılarak bugünkü haline getiriliyor. Asıl amaç şu, Kral Edward'ın kendisinin yaptığı gösterişli yaz partilerini burada taklit etmek. Lord'un amacı ailesini, yakın çevresini ve arkadaşlarını bu alanda toplayarak burada muhteşem yaz partileri yapmak ve gerçekten muhteşem yaz partileri yapmak için de inanılmaz bir ortam olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sadece İngiltere'ye özgü bir şey değil, Osmanlı'da da benzer şeyi görmek mümkün. Özellikle 17. yüzyılda gösteriş dönemi olarak adlandırılan Lale Devri'nin olduğu dönemlerde padişahın hayatını taklit eden zenginler, tüccarlar, bürokratlarla karşılaşmak, ayanlarla karşılaşmak mümkün ve alışıldık bir şey aslında. Onlar da padişahın kıyafetlerini, harem hayatını, yediklerini, içtiklerini, takılarını vesaire taklit ediyorlar. Aslında şunu diyebiliriz, o dönemde moda birazcık padişahın ve kralın yaşam şeklini taklit etmekten geçiyordu. Birazcık modayı belirleyen tabii ki aslında doğal olarak saray çevresiydi. Nitekim Topkapı Sarayı Dolmabahçe'ye taşındıktan sonra İstanbul'un zenginleri de padişaha, saraya ve o hayata yakın olmak için o tarafa doğru taşınmaya başlıyorlar. Ve aslında bugün Beşiktaş dediğimiz alanın gelişmesi, zenginleşmesi, yerleşimi açılması da o döneme denk geliyor. Pergola'da muhteşem yaz partileri yapılıyor. Çok gösterişli bir bahçe, çok gösterişli bir yer, çok cafcaflı dönemler yaşıyor. Ancak ne yazık ki Lord'un ölümüyle birlikte cazibesini kaybediyor. Ancak şöyle bir önemi var. Bugün Pergola o dönemi, o dönemin gösterişli hayatının bir anıtı gibi burada durmaya devam ediyor. Golders Hill tepesinde adeta o gösterişli dönemin bir abidesi gibi konumlanmış durumda. Şimdi Pergola'nın geri kalan yerlerini gezmeye devam edelim. Burası çünkü bu gördüğümüz alandan çok daha büyük, gördüğümüz bu sütunlu yollardan 4-5 tane eklemeli var ve aynı şekilde alt katında da var. Ve gördüğünüz bu aşağıdaki muhteşem bahçe de Pergola'ya ait. Çekmekte pek istemedim açıkçası. Bu arada bu parkın şöyle bir özelliği var. Burada çok ender bulunan bazı kuş türleri varmış. Kuşların uğrak yeri olan bir parkmış burası ve bu yüzden önemli. Özellikle yalı çapkını kuşlarının çok sık görüldüğü bir park. Ben bugün denk gelseydim size göstermek istiyordum ancak ne yazık ki bugün denk gelemedik. Parkın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Eğer denk gelirsem sizinle paylaşmak isterim. Devam. Geldik.
Kapanışı bu noktada yapmak istedim. Çünkü burası benim bu parkta en sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Özellikle şu arka kısımda oturup kahve içmek, kitap okumak, zaman geçirmek gerçekten muhteşem hissettiriyor. Yaz döneminde burası tamamen otlarla kaplı olduğu için kendinizi dış dünyadan tamamen izole olmuş hissediyorsunuz. Bulunduğumuz yer aslında yola çok yakın. Bizim evimize de çok yakın burası. Yola çok yakın olduğu halde araba sesi, insan gürültüsü vesaire duymadığınız bir mekan. O yüzden gerçekten burada zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bol sincapların, ördeklerin, kuşların, farelerin bol bol bulunduğu bir park. Belki kuş seslerini, bana eşlik eden kuş seslerini belki duyuyorsunuzdur. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.